Ayten Alpman, o doğduğunda takvimler 20 Kasım 1928'i gösteriyordu. Yeşilköy'de dünyaya geldi. Doğduğu yer 70 sene öncesinin Avrupa'sı gibiydi. Kiliseler çoğunluktaydı. Arkadaşlarının çoğu Rum'du. O da arkadaşlarıyla birlikte Rumca konuşmayı öğreniyordu. İlkokulu orada okudu. 10 yaşına kadar hiç Alaturka müzik duymadı. Hep Fransız müzikleri çalardı. Annesi Fransızca, teyzesi ise keman dersi alıyordu. Yani modern bir ortamda yetişmişti. Cumhuriyet'ten Deniz Durukan'a verdiği röportajda çocukluğuyla ilgili şunları söylemişti. Anneannemle dedem Boşnak'tı. Saraybosna'dan gelmişler. Oradaki evlerine karşılık Yeşilköy'de iki ev vermişler onlara. Büyük, beyaz, kocaman bir evde otururduk. O yanınca daha küçük bir eve taşındık. Büyük babam ve anneannem Türkçe bilmezdi. Babamı pek hatırlamıyorum ama demir yolunda çalışırmış. Zaten ayrılmışlar. O sıralar büyük babam hastalanmış. Ona bakan doktorla annem arkadaşlık yapmaya başlamış. Ardından da evlendiler. Yeşilköy'den ayrılıp Osman Bey'de bir apartman dairesine taşındık. Nişantaşı Kız Lisesi'ne yazıldım ama haylaz bir çocuktum. Anne ve babanın ayrılmasının da etkisiyle derslere çok eğilmedim. Benimle başa çıkamayınca Kandilli Kız Lisesi'ne, oradan da Erenköy Kız Lisesi'ne verdiler. Hiç sevmedim o okulu. Ortaokul diplomamı aldıktan bir süre sonra okulu yandı. Tekrar Nişantaşı Kız Lisesi'ne başladım. Ayten müziğe küçük yaşta büyük bir sevgi beslemeye başlamıştı. Sahneye ilk kez okul mezuniyet töreninde şiir okumak için çıkmıştı. Nişantaşı Kız Lisesi'nde öğrenci olduğu yıllarda ilk eşi İlham Gencer'le tanıştı ve müziğe olan tutkusu da daha da arttı. Daha 14 yaşlarındaydı. İlham ise ondan biraz büyüktü. İlham'ın annesi çok modern bir kadındı. Ayten'i de çok sever, evlerine davet ederdi. O zamanlar Ayten evlerine gidip gelmeye başladı. Birlikte sinemaya giderler, orada duydukları müzikleri evde çalışırlardı. Ayten de sözlerini yazardı. Aralarında çok iyi bir arkadaşlık oluştu. Bu durum eğitimini de kötü etkilemeye başladı. Üvey babası çok disiplinli bir adamdı ve bu duruma çok kızdı. Aralarında her zaman bir mesafe vardı. Mayıs 1962'de Sezen Cumhur Önal'ın Ritim Melodi adlı köşesinde ünlü sanatçı o günleri şöyle anlatmıştı. İlham'la tanışmamız Nişantaşı Kız Orta'nın ikinci sınıfına devam ettiğim günlere rastlar. O zamandan bu yana çocukluğumuz ve ilk gençliğimiz beraber geçti. İlham o zamanlar piyano çalardı. Sinemalara gider, müzikleri öğrenir. Sonra da birlikte çalışırdık. İşte bana müziği asıl sevdiren, daha doğrusu şarkıcılığı meslek edinmeme sebep olan Yıldızların müzikal filmleri olmuştu. Hala severim o şarkıları. O sıralarda hayatıma karışan iki şey, ilham ve müzik, derslerimi ihmal etmeme sebep olmuştu. Sınıfta kalınca beni Erenköy Kız Lisesi'ne verdiler. Bu arada üvey babası Malatya Belediye Başkanı oldu. Bundan dolayı Malatya'ya taşınmaları gerekti. Ama Ayten orada bir ay zor kaldı. Muhafazakar bir yerdi. Ayten sokağa bile çıkamıyordu. Evin içinde sular akıyordu. Doğru anneannesinin yanına döndü. Ayten Altman 1949 yılında İstanbul Radyosu'nda çalışmaya başladı. Yeni Asır'dan Deniz Arya'la verdiği röportajda o dönemi şöyle anlatmıştı. Çok çok iyi bir arkadaşlık vardı. Bir gün geldi İlham, sene 1949, İstanbul Radyosu açılıyor. Randevu aldım, her hafta çarşamba günü ben çalacağım dedi. Tabii havalara uçtuk, ilk defa sesimizi duyuracağız diye. Radyodaki programımızı müthiş sevdiler. Konser teklifleri yağmaya başladı ve bir baktık bütün mecmuaların kapağındaydık. Birden korkunç şöhret olduk. İlk profesyonel sahne deneyimini ise 1952'de Yeşilköy Deniz Park Oteli'nde yaşadı. Bu arada İlham Gencer'le aralarındaki arkadaşlık aşka dönüşmüştü. İlham askere gitti, döndüğünde bu başarılı ikiliye Taksim Belediye'den teklif geldi. Orada çalışmaya başladılar, sonra ise Kervansaray'a geçtiler. O günlerde İlham Gencer'le Ayten Altman nikah masasına oturdu ve bu evlilikten İlhan'la Ayşe adında iki çocukları oldu. Önceleri çok mutlu bir evlilikleri vardı. Kendi mekanları olan çatıyı açtılar. Daha sonra Arif Mardin'le tanıştı Ayten ve onun öneri ve desteğiyle caz şarkıları söylemeye başladı. Caz müzik macerasını Yeni Asır'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Arif o dönem Sarıyer'de oturuyordu. Bir gün bana geldi. ''Ne uğraşıyorsun bu uyduruk şarkılarla kızım? Senin gırtlağın caza yatkın. Gel bana sana birkaç caz plağı dinleteyim.
Asıl müzik o dedi. Cüneyt diye bir arkadaşı vardı. Onunla beraber gittik Sarıyer'e. İlk dinleyişimde aşık oldum. Aylarca Ella'nın planı dinledim. Fakat İlham da tam tersi, daha hafif şarkılar dinlerdi. O dönem İlham'ın açtığı çatıda sahne alıyordum. Orada da caz söylenmez. Sonra İlham'la boşandık. Boşanınca İsveç'e gittim. Orada tam cazın kucağına düştüm. İlham çocukları vermedi, kıyameti koparmıştı ben bakacağım çocuklara diye. O dönemde çatıyı işletiyor, kendi yeri ve çok da zengin. İlk plağı olan Sayanora'yı 1959'da çıkaran Altman, kocası İlham Gencer'le ayrıldıktan bir süre sonra anlattığı gibi çocuklarını ve İstanbul'daki sanat hayatını geride bırakıp İsveç'e gitti. İsmail Sıral Orkestrası ile beraber caz şarkıları söylüyor, konserler veriyor, televizyon programları ve radyolarda kendine yer ediniyordu. Caz eskiden beri hasretini çektiğim müzikti. Yabancı diyarlarda bu şehrin özlemini müzikle yenmeye çalıştım diyordu. Ama geride bıraktıklarının hasreti ağır bastı ve 4 yıl sonra Türkiye'ye döndü. Döner dönmez de çocuklarını yanına aldı. Özellikle kızı Ayşe bu ayrılıktan çok etkilenmişti. Babaları bir başkasıyla evlenmiş, bir de çocuğu olmuştu. Ayten Türkiye'ye sayısız caz parçası öğrenip gelmişti. Ama Türkiye'de aranjman diye bir moda çıkmıştı. Melodisi yabancı ama Türkçe sözlü şarkılar. O da asla bunu söylemeyeceğini düşünüyordu. Bir süre dediği gibi bildiği yolda gitmeye çalıştı. Ama parasız kalmaya başlamıştı. O sıralarda Fecri Ebcioğlu ile birlikte Sensiz Olmaz şarkısını yazdılar. O plak hiç beklemediği kadar sattı. O dönemlerde Ümit Aksu ile evliydi. Onun da desteğiyle Ben Böyleyim ve Tek Başına gibi şarkıları seslendirdi. 1972'de sözlerini Fikret Şeneş'in yazdığı Bir Başkadır Benim Memleketim planı çıkardı. Başta çok ilgi görmemişti. Ancak Kıbrıs Barış Harekatı sırasında TRT'de çok sık çalınmaya başlayınca şarkı tekrar 45'lik olarak piyasaya sürüldü ve bu kez büyük satış rakamlarına ulaştı. Bu şarkı Ayten Altman'la özdeşleşti ve milli marş haline geldi. Bunun hikayesini Yeni Asır'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı usta sanatçı. Müziği Şerif Yüzbaşıoğlu buldu. Fikret Şeneş sözlerini yazdı. Şerif bir gün beni çağırdı. Gel dinle bak, çok güzel parça. Sözleri de çok güzel dedi. Gittim. Hadi canım sen de dedim. Çünkü biz alışmışız aşk şarkılarına. Çok ısrar ettiler diye söyledim ve biz bu şarkıyı plak yaptık. 3-4 ay kimse alkışlamadı. O sırada Türkiye çok karışıktı. Bir gün ben Etiler'de oturuyorum. O sırada Şerif aradı. Çabuk televizyonu aç dedi. Televizyonu bir açtım. Kıbrıs'ın üzerinde uçaklar, donanmalar Girne'ye girmiş. Tüfek sesleri bağırış çağırış. O zaman patladı o şarkı. Bu şarkının harp anısı var bende. Hala televizyonda memleketim çalınca ihtilal mi çıktı diye korkarım. Şimdi bile anlatınca tüylerim diken diken olur. Memleketim şarkısının bir kitap olacak kadar anıları var. Cumhuriyet'ten Deniz Durukan'a verdiği röportajdaysa bu şarkıyla ilgili şunları söylemişti Ayten. Dünyanın neresinde Türk varsa onlardan bana mektuplar gelmeye başladı. Herkes bu şarkıyla ağlıyordu. Yurt içinden, yurt dışından birçok yerden davet almaya başladım. Özellikle de silahlı kuvvetlerden. Her gittiğim baloda 1000 kişiyle öpüşüyor, 1000 kişiyle ağlaşıyoruz. Her gece böyle. Amiraller, generaller, herkes çok ilgili. Mersin'e sahneye çıkmak için 3 günlüğüne gitmiştim. Bir baktım otelde bütün filo dolu. Sahneye çıktığımda 30-40 kişilik bir masada, Bahriyeliler ve başlarında da amiralleri. Sahneden inince beni masalarına davet ettiler. Hepsi çakı gibi denizci. Çoğu ağlıyor. Oradaki amirallerden biri Kıbrıs Harekatı dönemini anlattı. Denizaltıyla Kıbrıs sahiline gitmişler. Çıkartma için emir bekliyorlar. Tam üstlerine bir Yunan gemisi gelmiş. Yapacak bir şeyleri kalmamış. Hepsi birbiriyle helalleşmiş. O sırada telsizden havasına, suyuna, toprağına, taşına diye bir ses duyduk diyor amiral. Eğer buradan sağ kurtulursak bu şarkıyı söyleyen kimse onu bulup yanaklarından, ellerinden öpeceğim demiş. Bu şarkının etkisiyle çıkmışlar, Yunanlıları püskürtmüşler. Bir süre sonra Mete Akyol'la karşılaştım. O da Kıbrıs Savaş muhabiri olarak gitmiş. Birkaç gazeteciyle birlikte yanlışlıkla Rum tarafına geçmişler. Rumlar yakalamış bunları ve bir duvarın önüne dizmişler. Arkalarında makineli tüfekler. Korkuyoruz ama yiğitliğe de bok sürdürmüyoruz diyor Mete. Fakat genç bir muhabir varmış yanlarında. Tir tir titriyor. Ona moral vermek için havasına, suyuna, taşına, toprağına diye başlamış Akyol. Bunun üzerine yanındaki ve onun yanındaki derken hepsi bir ağızdan aynı şarkıyı söylemeye başlamışlar.
Ne olduysa arkamdan biri kolumdan çekti. Hadi gidin çabuk diyerek bizi jipe bindirdi diyor Akyol. Böylece kurtulmuşlar. Büyük bir olay oldu bu şarkı. Hayatımın dönüm noktasıydı. Ayten Altman son profesyonel sahne çalışmasını Yeniköy Bilsak Kulübü'nde yaptı. 1995'te ses tellerinde oluşan modüllerden ameliyat oldu. 1999 yılında en sevilen şarkılarından oluşan bir albümü Ada Müzik tarafından yayınlandı. Son olarak 2007 yılında Arkadaş, Yaz Yağmuru, Erkekler Ağlamaz gibi pop şarkılarını yorumladığı Bir Başkadır Ayten Altman albümüyle hayranlarına yeniden seslendi. 2008 yılındaysa Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısının değişik versiyonu olan single yayınlandı. Sahne çalışmalarına profesyonel olarak devam etmeyen sanatçı nadiren caz konserleri vermeye devam etti. Hayatı boyunca 3 evlilik yapmıştı Ayten Altman. İlham Gencer'den sonra Ümit Aksu ve son olarak Sinan Birsel'le nikah masasına oturdu. Sinan Birsel Gönül Yazar'la da evlendi. Cumhuriyet'ten Deniz Durukan'a verdiği röportajda bu evliliğiyle ilgili şunları söylemişti. Araba kazası gibi bir şeydi o. Ona nasıl kandığımı ben de şaşırıyorum. İsveç'ten geldikten birkaç sene sonra, şimdi adı Marmara Etap olan otelde bir balo vardı. Genç bir adam fır dönüyor etrafımda. Uzun boylu, mavi gözlü, çok da yakışıklı biri. Otelin yiyecek içecek müdürüymüş. Gençti, 29 yaşlarında falan. Ben de 49 yaşındayım. Her zaman aklı başında biri oldum. Öyle çok flörtüm olmadı. Ama aşırı ilgisi beni cezbetti. Aklımdan kötü şeyler geçiyor. Kendi kendime olmaz diyorum. Neyse eve geldim, notalarımı unuttuğumu fark ettim. Bana acilen lazım. Bu çocuk da ısrarla numarasını vermişti. Onu aradım, notalarımı biriyle göndermesini istedim. Saat gecenin ikisi. Yarın akşam ben getirebilir miyim dedi. Olur dedim. Ertesi gün bir geldi ki elinde 80 tane gül, koca bir pasta. Meğerse hayatı Almanya'da geçmiş. Anne baba sevgisi görmemiş. Bütün bu acıklı hikayenin karşısında zaten etkileniyorum ondan. İyice hoşlanmaya başladım. Derken elimi falan tuttu. Sana aşığım demeye, inanılmaz güzel sözler söylemeye başladı. Sonradan öğrendim ki o sözleri kitaplardan ezberlemiş. Ama çok yalnızdım. O da çok yakışıklı. İnanıyorsun işte. Bir ay flört ettik. Sürekli benimle evlenmek istediğini söylüyordu. Daha önce de flört etmiştim ama evlenmek lafı 2 sene sonra çıkardı. Bir ay sonra evlenelim diyen adam tuhaf aslında. Kararsız kaldım. Benden 20 yaş küçük. Bir yandan istiyorum, bir yandan konumumu düşünüyorum. Aylarca tereddüt içerisinde kaldım. Evlendim. Bana öyle ilgi gösteriyordu ki kendimi 18 yaşında bir kız gibi hissediyordum. Kıbrıs'a balayına gittik. Orada da büyük ilgiyle karşılandık. Odanın her tarafı halktan gelen hediyelerle doluydu. Ama balayı bitince rüyada bitti. Bir takım olaylara şahit oldum. Her konuda aldatıldığımı anladım. Tabii çok üzüldüm, çok buruldum. Aradan birkaç ay geçti. Bir gazeteci kadın geldi. Kocamın Gönül Yazar'la buluştuğunu söyledi. Üzülmedim. Zaten kafamda onu bitirmiştim. Onu evden gönderdim. Sonra Gönül Yazar'la evlendi. Ama onunla da çok sürmedi beraberliği. 6 ay sonra Gönül de onu kovmuş. Zatüre dolayısıyla Şişli Osmanoğlu Hastanesi'ne kaldırılan sanatçı yapılan müdahalelere rağmen 2012'de hayatını kaybetti. Akciğer yetmezliği nedeniyle öldüğü belirlenen sanatçının yakınlarıyla sevenleri ölüm haberinin ardından hastaneye akın etti. Acısıyla tatlısıyla bir Ayten Altman geçti bu dünyadan. İyi ki de geçti.